Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle hukuk ve adalet dersi 2'den 1. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda şiddet nedir açıklayarak örnek veriniz demiş. Arkadaşlar şiddet kişilerin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesidir. Örneğin kavga esnasında yumruk atmak veya aşağılamak gibi. 2. Çocuğun ebeveynleri veya diğer kişiler tarafından bedensel, sosyal veya duygusal olarak gelişimini olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlara maruz bırakılmazsa ne ad verilir? Arkadaşlar bu çocuk istismarıdır. 3. Akran zorbalığı çeşitleri nelerdir? Arkadaşlar bu fiziksel olabilir. Bunun yanında sosyal olabilir. Siber olabilir. Ve tabii ki sözel zorbalık da olabilir arkadaşlar. 4. Uyulması gereken hukuk kurallarını ihlal eden, hukuk kurallarının koyduğu düzeni bozan fiillere hukuka aykırı durumlar denir. Hukuka aykırı durumlara örnek veriniz demiş. Arkadaşlar birini yaralamak veya birinin evine zarar vermek, ehliyetsiz araç kullanmak, yine bozuk, tarihi geçmiş ürün, ürün satmak. Beş, ceza ne demektir? Yazınız. Ceza arkadaşlar, kanunlarda suç olarak düzenlenen fiilleri gerçekleştiren, ki bunlar suçlu olarak adlandırılır arkadaşlar, kişilere uygulanan yaptırımlardır. 6. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı başka kimseler sorumlu tutulamaz ve cezalandırılamaz. Bir kimsenin işlediği suçtan veya aldığı cezadan dolayı ailesini, akrabalarını, komşularını veya akrabalarını ayıplayamayız. Bu ilkeye ne ilkesi diyoruz arkadaşlar? Biz bu ilkeye cezaların şahsiliği ilkesi diyoruz. Yani arkadaşlar cezalar kişiyi ilgilendirir, akrabalarını veya yakınlarını değil. 7. Masum sayılma hakkı neye denir? Açıklayınız. Arkadaşlar masum sayılma hakkı suç işlediği mahkeme kararı ile kesinleşmemiş kimselerdir. Yani arkadaşlar mahkeme kararıyla onun suçu tespit edilmemişse kişi suçlu değildir. 8. Çatışma çözme stratejileri nelerdir? Arkadaşlar uzlaşma olabilir. Bunun yanında yüzleşme. Yine
güç kullanımı, geri çekilme, bunlar çatışma çözme stratejilerinden biridir arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.